Merhaba hocalarım, umarım her şey yolundadır. Bu videomuzda ise size sanal sınıf nasıl açılır, nasıl yayına geçilir onunla ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdi hocalarım bildiğiniz gibi bakın burada bazı etkinliklere biz eklemişiz. Bunun ziyadesinde devam edecek olursak yine yeni aktivite ekle diyoruz. Buradan sanal sınıfı seçiyoruz. Tıkladığımda bizden tabii ki bilgiler isteyecek. Ne için diyoruz? Hatta 8 için bunu planlıyoruz. Canlı ders diye yazmam yeterli. Bunu kendinize göre siz değiştirebilirsiniz. Açıklamayı kendinize göre yazabilirsiniz. Mesela ben kart resim kullanıyorum. Masa üstünden kartlardan ben kartımı da ekleyeyim. Hatta 8'i işaretledim. Bakın bu hangi tarihler arasında gösterilsin? Genelde ben tüm tarihler arasına bırakıyorum. Mesela diyelim ki 22 olsun şimdilik. Çünkü göstereceğim ben size canlı olarak. 22'yi seçtim ve burayı boş bırakıyorum. Burayı boş bırakmam da ne? Bu dönem sonuna kadar öğrenciler bu videodan, daha doğrusu bu canlı dersten yararlanacaklar. Ama canlı değil. Yani canlıyı işleyip ondan sonra hareket edecek. Ama biz anlık olarak şu an canlı yapacağız. Şimdi bakın burada canlı katılım var. Bitirme kriteri dediği yani öğrenci bu aktiviteyi yapıp yapmadığını kontrol edeceğiz ya mesela raporlardan. Onu seçiyoruz. Canlı veya arşiv katılım. Yani diyoruz ki canlı olarak katılması ve arşiv olarak yani arşivden izlemesi öğrenci için bu etkinliği yaptığını kabul ediyoruz yani. Yaptığı olarak görüyoruz daha doğrusu. Burayı hiç bozmuyoruz. Çok fazla şey yapmaya gerek yok. Buradan dakikanızı ayarlayabiliyorsunuz. Kaç dakika sonra başlayacağına dair. Ben bunu şu anlık 18-12 olarak yapıyorum ve aynı şekilde bırakıyorum. Şimdi sürede 60 dakika. Şimdi diyelim ki sizin 2 saatlik bir dersiniz var. 45-45-90. Bu dersinizde lütfen kendiniz birazcık tahmin edebileceğiniz ders dakikası verin. Neden? Şimdi diyelim ki 90 dakika, evet 50 dakikada planlıyorsun ama bunu 70 dakika yapabilirsin. Neden? Çünkü diyelim ki anlatacağın ders ki uzun sürdü. Otomatikman sistem kendini kapatacaktır. O yüzden siz ne olur ne olmaz bir 90 dakikalık ders için 120 dakika belirtebilirsiniz. Çünkü işlediğiniz ders belki uzun sürebilecek, belki öğrencilerle beraber ki olmuyor mu hocalarım? Oluyor. Bazı derslerimiz belli saatinden sarkabiliyor. Ki bu da size o durumun otomatikman kapanmamasını aynı zamanda kontrolün sizde olduğunu gösterir. Ki şöyle ki düşünsenize 50 dakikada 60 dakikada işlemeniz gerekiyor dersi ama 50 dakikada kapandı. Sınıf dağıldı. Online olanların hepsi offline'a düştü. Ve siz tek bir panik halinde yeni bir canlı ders açmaya çalışacaksınız. Onun yerine bence birazcık bu süreyi uzatabilirsiniz ki zaten bunun 120 dakikasını işlemek zorunda değilsiniz. Siz ne zaman oturumu kapat derseniz video o zaman daha doğrusu canlı yayın o zaman kapanıyor. Şimdi kaydet diyerek sınıfımızın oluşmasını bekleyelim. Bu durum internet hızına ve server'ın vermiş olduğu cevaba göre değişecektir. Şu an gayet iyi şekilde yaptı. Bu da size de oluyordur. Bunu tekrar girip düzenle deyip hafta 8'i seçmeniz yeterli olacaktır. Ama biz şimdilik başlayalım. Tıkladım. Bakın daha önceden ben ayarları yaptığım için bana otomatikman açılacaktır burada bir platform. Bu platformun açılması için adı ve flash player'inizin aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Bir uyarı geliyor bize bakınız. Hazırlıkları tamamladıktan sonra devam et düğmesine tıklayarak oturumu aktif hale getiririz diyor. Tamam deyip geçiyoruz. Ve hep birlikte isterseniz şurayı bir tanıyalım. Şimdi burası bizim ortak alanımız. Yani öğrencinin görebileceği alan ve burada işlemleri yapacağımız alanlar burada. Bir sunum üzerinde çalışmaktan tutun da bir çizim, bir yazım gibi durumlar burada olacak. Şimdiki burada bir dosya yükleyebilir gördüğünüz gibi. Bir ekran paylaşımı yapabilir. Bilgiyi sayfada aç ya da bir yeni anket oluşturabilirsiniz. Şimdi buraya gelemeyen hocalarıma tavsiyem şu. Hocam panik yapmayınız. Hemen adı ve flash player'inizi kontrol ediniz.
Eğer kendiniz yapamıyorsanız bilgisayardan anlayan ve bunu yükleyebileceğini düşündüğünüz kişiye bu durumu anlatınız. Çok basit bir durumum vardır. Adobe'ye izin verecektir. Adobe eksikse bilgisayarınızda internetten bunu indirip kuracaktır. Yaklaşık 27 MB gibi bir durum var. İndirmeniz ve yüklemeniz. Bu da panik yapmanıza gerek yok hocam. Ondan ziyade. Şimdi burayı birazcık tanıyalım. Ya da tarayıcınızı değiştirin. Internet Explorer kullanabilirsiniz. Firefox kullanabilirsiniz ki özellikle ekran paylaşımında bakın gösterelim. Bize bir uyarı veriyor ki o da bunu söylüyor. Google Chrome desteklemiyor bunu. Ekran paylaşımınıza yapmak istiyorsanız bunu desteklemiyor. Bize ne diyor? Internet Explorer ve Firefox tarayıcısını kullanmamızı söylüyor. Şimdi ben bunu tamamladım. Hemen geçiyorum. Dosya yüklü diyor. Buraya dosyanızdan hocam sunumunuzu buraya mesela yükleyebilirsiniz. Ve o sunu üzerinden buna devam edebilirsiniz. Bakın şimdi sunumu seçtim. Sunum bakın sağ alt tarafta yüklüyor. %28. Bu durum yine sizin bilgisayarınızın ve internetinizin durumuna server'ın verebileceği cevaba göre değişmektedir. Şimdi dersime hazırlık yapıyorum. Ki yüklendiği zaman açılacaktır. Hazırlanıyor diyor. O hazırlanırken ben şuradan şunu da bahsedeyim. Şimdi bakın sohbet kısmı var burada. Öğrencileriniz aktif olduğu zaman buradan size sorular sorabilecek ki şu an belgemiz hazır oldu. Sohbet kısmından şuradan sohbetinizi daha doğrusu size soru sorabilir ve yazı yazabilirsiniz. Örneğin size şöyle bir soru. Hocam burayı tekrar anlatabilir misiniz? Diye size bir yazı geldi bu öğrenciniz tarafından. Ve siz de bunu görüp tamam ve tekrar tamam diyerek tekrar anlatabilirsiniz. Şimdi bakın buraya bu sunumu nasıl atacağım? Şuraya çift tıklıyorum. Bakın gördünüz mü? Oturum aktive edilsin mi? Hayır. Çünkü hazırlıklarımı bitirmedim. Sunumumu attım. Bakın sunumunuzu bu şekilde attıktan sonra üzerinden devam edebilirsiniz yazı yazmaya. Ne bileyim çizimler yapmaya. Örneğin bakın kalemle ben şu an çizim yapıyorum. Örneğin önemli bir noktanın altını çizmeye veya şu şekilde şuraya dikkat edin demeye. Ne bileyim bir hesaplama yaptığınız zaman mouse'unuzla artık beceriye göre ben çok fazla iyi çizemedim. Siz daha iyisini çizeceksinizdir. Ne bileyim yazılar yazmaya. İşte buraya dikkat edin gibi. Gibi durumlar yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Dosyalar attığınız dosyalar buraya birden fazla dosyalarınız da olabilir. Bakın bir PDF de atabilirsiniz bunun içerisine. Herhangi bir şekilde başka bir video dosyası da attırabilirsiniz. Burada hep beraber videoda izleyebilirsiniz çocuklarla beraber. Böyle bir durum da söz konusu. Not almak istiyorsanız burada not kısmı var. Notlarınızı burada alabiliyorsunuz. Burada öğrencilerinizin hangileri aktif, hangileri aktif değil. Gibi durumları var. Öğrencileriniz buradan size dönükler verebiliyor. Mesela bir soru sordunuz anlık olarak. Burayı öğrenciler birazcık kullanacaktır. Soru soracağınız zaman mesela örneğin öğrenciler hazır ol diyebilirsiniz. Burada bir iletişim tarzı var simgelerle. Ardından şöyle ki diyelim ki bir mikrofon. Ayarlarınıza bakacaksınız. Şimdi bakın hocam. Şuraya tıkladığınız zaman size aynen Adobe Flash Player'in şu ayarları geliyor. Bakın. Bu ayarlarda izin ver kısmına tıklayıp ondan sonra kapat demeniz, izin ver demeniz sonra sizin mikrofonunuzun aktif hale geldiğini gösterir. Ki çalışıp çalışmadığını şuradan bakın ses düzeyi var. Yukarı doğru ve aşağı doğru gidip geliyor. Benim sesime göre. Ardından kameranızı eğer aktif hale getirmek istiyorsanız yine aynı şekilde kameraya tıklamanız kameranızın açılması ve sizin görüntülerinizin yayınlanması olarak görülür. Ama çoğu kişi kamerayı kullanmak istemeyebilir. Bu zorunlu değil efendim. Kapattım şimdilik. Yine aynı şekilde oradan aktif verme, daha doğrusu nasıl diyeyim ben size izin vermeniz ve oraya tıklamanızla birlikte kameranızı başlatmanız canlı olacaktır. Şimdi devam ediyorum. Bakın bu düzenin sonunda şu an her şeyim benim tamam. Yani ben artık bir ders işleyebilirim. Değil mi?
Çünkü sunumumu yükledim, kameramı kontrol ettim, mikrofonumu kontrol ettim, kullanıcı listesi var, sadece benim. Notlar var, dosyalarım burada ve sohbet hazır. Şimdi, bundan sonra artık şuna başlıyorum. Devam et. Yani oturumu artık canlı yayına çocukları dahil ediyorum. Şimdi bakın, diyor ki size, oraya tıkladıktan sonra oturum aktivite edilsin mi? Yani artık derse başlayalım mı? Evet diyorsunuz. Ve şu an yayındasınız. Şu an sizin şu masa üstünüzü herkes görebiliyor. Kim onlar? Online'da. Şimdi efendim ben girdim. Öğrenci yok. Ne yapacağım? Efendim öğrenci varmış gibi dersinizi işleyeceksiniz. Çünkü sizden istenen bu. Bunun yerine asenkron tercihimiz vardı ama canlı olarak siz tercih ettiniz bu durumu. O zaman burada öğrenciler varmış gibi devam edeceğiz. Bakın şu yukarıda geçen zamanı söylüyor. Şu an yaklaşık 8 dakika geçmiş. 8 dakikadan beri ben bunu anlatıyorum size ve uzun sürmüş. Bu durumu da siz buradan takip edebilirsiniz. Şimdi diyelim ki anlattınız, ara vermek istiyorsunuz. Hemen geliyorsunuz bakın yine aynı yerden. Ara ver. Bekleme odası. Evet 15 dakika ara verdim diyorsunuz. Ve tamam dediğinizde oturum şu an ne oldu? Ara verildi ve şu durum buradan kaldırıldı. Şu an aradasınız. Bakın eğer devam etmek tekrar ara bitti. 15 dakika sonra geldiniz. Ara bitti. Devam et demeniz ve tekrar oturum aktive edilsin mi diye sorması ne oldu? Şu an dersine devam ediyoruz. Bundan sonra diyelim ki dersiniz bitti. Artık anlattıklarımızı siz gördünüz ve dediniz ki şu an dersi bitirdim. Çocuklara da yapması gerekenleri söylediniz. Tıpkı bir ders bitiyormuş gibi. Ardından bakın şu sağ üst köşede kapatma düğmesi var. Geldiniz efendim ona. Tıkladınız. Size hemen bir uyarı mesajı verecek. Oturumu sonlandırmak istediğinize emin misiniz? Tüm kullanıcı oturumu sonlandıracaktır. Yani buradaki herkesi. Bir öğrencim geldi gördü beni. Onu da bu arada görmüş oldum. Sonlandırdım. Oturum bitti. Teşekkür ederiz dendi. Ve şu an oturumum sonlandı. Buradan sonra kapatıp çıkmanız yeterli. Bu çektiğiniz video kayda olacak mı? Evet. Belli bir süre sonra burada sizin videonuz hazır olacak ve bu videoyu daha önce bu derse katılmayan öğrenciler izleyebilecek. O yüzden hocalarım panik yapmanıza gerek yok. Herhangi bir şekilde acaba videom kayıtlı oldu mu olmadı mı diye mail atmanıza veya endişelenmenize gerek yok. Kaydet dediğinizde bu durum otomatikman burada kayıt olacaktır. Bakalım hazırlanmış mı buna bakıyoruz. Çünkü belli bir süre geçmesi gerekiyor bunun için. Geldi açılıyor bakıyoruz. Oturum tamamlandı diyor şu an ama hala izlenmek için hazır değil. Bunun için belli bir süre beklememiz gerekiyor. İstiyorsanız videoyu bir sonlandırayım. Daha doğrusu bir durdurayım. Onaylandığı zaman bir de onu göstereyim. Evet. Belli bir dakika bekledikten sonra benim videom hazırlanmış sistem tarafından. Bakınız. Şimdi tıkladım tekrar başlıyor. Ve demin önceki çektiklerim bakalım ne kadar hazır olmuş. Öğrenciler ne kadar izlemiş ya da ne kadar hazırlanmış. Bakın. Ben hazır dedim. Dikkat edin. 9 dakikadan beri aslında ben uğraşıyordum. Şu an ne olmuş? 2 dakika 15 saniyedir görüntü almış. Öğrenciler de aynen bu şekilde işleyecek. Bu şekilde görecek. Bu şekilde ilerleyecek hocalarım. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Sorular geldikçe bunları cevaplamaya ve videolar çekmeye sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Efendim herkese iyi çalışmalar, kolaylıklar dileriz.